Biliyorsunuz Türk sanat müziğimiz de yıllar içinde değişimlere uğradı. İşte özellikle 80'lerin başlarında Yıldırım Gürses'le birlikte o hoş seda zamanlarında Türk sanat müziği, çok seslediğimiz Türk sanat müziği. Çünkü içine birçok daha batı sazlarını da yerleştirerek biraz daha farklı hale geldiler. Daha lezzetli hale geldi o zamanlar. Çünkü Türk sanat müziği de o klasiklerden yavaş yavaş daha modernleşmeye gitti. O zamandan beri de pek değişiklik olmadı. Ve o dönemin çok meşhur bir şarkısını dinleyeceğiz şimdi. Çal Kanunum Çal. Hepiniz biliyorsunuzdur. Gülsekar Cengiz Han Mutlu, Gülsekar Rahmetli Yıldırım Gürses ve Çal Kanunum Çal'ı koromuzdan dinleyeceğiz şimdi. Olduğu dönemlerde pazar günleri veya diğer zamanlar Nevzat adlı konserler olurdu. Biz onları dinlerdik ve hep merak ederdim, biliyor musunuz? Koro böyle dizilirdi. Hepsi ciddi ciddi TRT'de, çünkü zaten hepsi ciddi ciddi ve hepsinin ellerinde böyle şeyleri olurdu. Çok merak ederdim. Böyle hep ellerinde, koristlerin ellerinde, bakın bizimkilerin de ellerinde görüyorsunuz. Şarkı sözlerini, güfteleri yazılı böyle ellerinde. İkincisi de hep merak ederdim. Onu da TRT'nin müzik ödülleri zamanında yaşadım.
televizyon açarsınız Oscar ödüllerini falan böyle sinema ödülleri, Oscar ödüllerini işte sanatçılar bilir, ödül verecekler. O mikrofon hep böyle. Hepsi eğilir böyle konuşurlar. Fark ettiniz mi? Mikrofonlar hep böyle aşağıdadır. Hep bilmiyorum ki neden ben de. TRT'nin ödüllerini sunmaya gittim. Orada da mikrofon böyleydi. Ben de böyle eğilerek sunmuştum o zaman. Dedim Allah Allah niye böyle oluyor hocam? Siz biliyor musunuz? Beslenme yüzünden.